da benden bir anı olsun. O yüzden arkadaşlar çok dikkat edelim. Evet, çok dikkat edin. Yani para cidden kolay kazanılmıyor. Bizim nezdimizde kolay kazanılmıyor. Yoksa evet, diğer dolancı tarafında çok kolay kazanılıyor para. Evet. Ama hani bizler de fırsatçı olmuş oluyoruz bu noktada. Çünkü ucuz araba gördüğümüz için almak istiyoruz. Sonra, i̇şte o dönem faydalanmış sonra oluyor. Sonra karakolda bitiyor işin. İşte, ilk başta söylemiş olduğum lafı dönüp dolaştırıp direkt kendime yapıştırdım yani. Evet. o dönem önce... çünkü fırsat kovalıyorduk yani. Araba, yani uygun araba bulalım falan diye. Ben iki gün önce denk geldim bir tane uygulamada. Aynı aracı koymuşlar abi. Ama farklı farklı insanlar böyle. Numaralar farklı ama aynı araç. Bütün detayına kadar aynı. Yani şöyle yapmışlar. Aracı peki alıp... Peki fiyat farkı var mı? Var. Mesela bir tanesi, örnek veriyorum, bir tanesi 115 bindeydi. Fiyat olarak? Fiyat olarak. Birisi 98 bindeydi. Hmm. Bir de arada birkaç tane cümle oynamıştı böyle. İşte paketleri farklı oluyor ya. İşte o 98 bin olan dolandırıcı. Geçmiş olsun diyorsun yani. Ama bir şey söyleyeceğim ben. Ters bak biraz da bence. Ters bakalım. Bence 115 bin olan da dolandırıcı olabilir. Evet. Çünkü hani şöyle... adam, ya bunu nasıl anlayacaklar abi insanlar? Ben şöyle anlamalarını sağlayacağım. Şimdi aynı araç zaten böyle bir rastlantı yakalamışsın. Değil mi? Plaka aynı şey, İki her gün şey önce aynı. İki tane cümle farklı. Çok evet, önemli mi değil. Sonuçta araç aynı. Şimdi 115 bin yazan kişi, bence aynı kişi bu arada. O fiyatı koyan. Şimdi adam, mesela arıyorsun, diyorsun ki ya abi senin aracın aynısı meydanda gördüm. 98 evet, bin lira bu araç falan. Ama senin aracın hani 115 mi yazmışsın? Kardeşim aracın normal sahibi zaten benim. Onun ben kim olduğunu bilmiyorum. Evet. Aracı beğendim falan diyorsun. Kapora gönderiyorsun tabii. Ama aslında o da dolandırıcı yani. Peki abi çözülemez mi bu işte? Çözemezsin. Fırsatçılığı kovaladığımız sürece biz bu konuyu çözemeyiz. İnsanlar şimdi Eylül ayından bahsederken diğer Eylül ayı, yani 2019 Eylül ayına geldiği zaman %115'lik bir artış var. Bu kadar araç piyasasının da yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Evet. Bu olaylar da gerçekten çok yaşanıyor. Biz bunların önüne geçebilmek için insanlara dikkat edin. Aracı görmeden almayın. İşte evet, gidin, bakın. Ama araç öyle almak olmuyor istiyorsan... ki. Şimdi ben İstanbul'dayım. Araç biliyorsun. Araç Kastamonu'da mesela. Evet. Örnek biliyorum. Yani ben şimdi aracı nasıl göreceğim? Evet. Kalkıp gittiğin zaman da... Diyelim gördüm. Adamı görüntülü aradım. Evet. Diyelim. Aracı gördüm. Ama yine bilemiyorsun ki dolandırıcı mı değil mi? Evet. Anlık olarak yanında ışınlanman lazım. Bunun yani hiç çözüm yok mu abi? Vallahi şöyle, zaten dürüst satıcı diyor ki kardeşim gel aracı gör diyor. Ondan sonra oturup pazarlığımızı yapalım diyor. Hı hı. Dürüst satıcı bu. Bir de hani ben işte galericilere işte hani bu yüzden hani kalbim hani yani yüreğim ısınıyor diyeyim. Hı hı. Çünkü adamın yeri var, yurdu var, evet, mekanı var belli. Adam cidden galerici. Muhatap olacağın bir insan var. Tabii, karşısında. Muhatap olacağın bir yer var, kuruluş var. Hani insanlar işte ya bu adam işte galerici, işte fiyatı çökmeye çalışıyor, pahalı satıyordur bu falan. Vallahi şöyle 10 kere dolandırılıp 500 kaybetmektense gidin bence 5000 lira fazla verip galericilerden araç alın. Hı hı. Sonuçta bu insanlar da bu işi yapıyorlar. Nasıl bir mühendislik varsa, işte nasıl bir memuriyet yani varsa. Tabii yani sonuçta hani bu adam da bu işi yapiyor. Evet. Tabii ki de hani çark dönmesi lazım bir şekilde. Yani bu adam sonuçta bu iş yıllardan beri var yani. Benim adam arkadaşım var mesela abi. Babasından yani, galerici, babası galerici. Dedesi evet, de galericiymiş. Tabii babadan oğlan geçmiş. Şimdi, hani şimdi kendisi de galericilik yapıyor. Ve evet, diyor ki kanka ben böyle araca baktığım zaman hani insan sarrafı dediğimiz insanlar var ya. Evet. O da araç sarrafı. Ben diyor aracı baktığım zaman diyor aracın fiyatını bile verebilirim sana. Bu kadar uzmanlaşabiliyorlar. Yani çünkü sürekli araçta muhataplar abi. 20-25 tane araç var bayide, örnek veriyorum, atıyorum şimdi. O aracın, o 25 tane bayi aracı, yani 25 tane aracın içinde ne var, ne yok, ne eksi var, hepsini ezbere biliyor. Sayıyor böyle bana. Diyor yani, bak şu aracın bu sıkıntısı var diyor. Örnek şimdi veriyorum. Mesela bir inkılap, bir tarih öğretmeni, hı hı, bütün tarihi biliyor. Bütün evet, coğrafyayı biliyor çünkü işi o. İşi çünkü o yani. Şimdi bu adam da işi galerici. Arabayı tabii bilecek. Bir de kendi himayesindeki arabayı. Tabii evet, ki de bilecek. Ona göre pazarlayacak yani. Biz şimdi burada o taraf orada ekspertiziz. Evet. Biz buradaki paketlerimizi A'dan Z'ye ezbere bileceğiz ki evet, müşteri bunu okurken elimizdeki kağıtla değil aklımızdan şu var, bu var, bu var diye anlatmamız lazım ki göz temasından kaçmamamız lazım ki evet, paketimizi bir satabilelim. Evet. Ona göre aracımıza ekspertiz yaptırabilelim yani. Bir de ama ben araba işinde ona çok güvenmiyorum o işe. Eğer kendi himayesi altında değilse araba, hı hı, dışarıdan gelen bir arabaysa işte bakınca fiyat veriyorum. Bence biraz yanlış. Niye yanlış? Aracın çünkü değişinin ne olduğunu bilmiyorsun. Evet. Boyasını bilmiyorsun.
araba hatasız, boyasız, mikron değeri ölçüyorsun belki ama belki araba mantara çıktı, airbag açtı. Görmüyorsun. Evet. İşte bu yüzden ekspertizler var. Arkadaşımlara selam söyleyelim buradan. Otorapora gelmeden benim bir önceki videomda bunu görebilirsin. Kesinlikle araç alma. Hani en azından bir ekspertiz yaptır. Hani otorapora demeyelim artık hani. Hı hı. Güvenilir firmalar tabii ki de var. Ama hani işin bence ehli, işin vakkosu bence otorapor. Bence otoraporlamadan aracını kesinlikle alma yani. Abi süper. Şimdi ikinci... Selam olsun bu arada. Lafımdan kesin yanlış anlama. Ben de çünkü çok insan biliyorum. Aa şöyle bakayım, böyle bakayım. Arabanın çizgisi tutuyor mu? Tutuyor. Tamam. Farların biri renkli, biri değil falan. Hani bunlar evet dışarıdan görülen bir şey ama her işin bir inceliği var. Her işin bir profesyonelliği var. Hı hı. Öyle bir işçilik yapanlar var ki aracı adam ikiye birleştirse, önüne koysa anlayamayacağımız tarz insanlar var. Evet. O yüzden cidden hani dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta bir sermaye bağlıyorsunuz, bu işi yapıyorsun. Yani bence otoraporla. Otoraporla. Yani otoraporlamalısın ki mağdur olmayasın yani. Abi sohbetimiz çok güzel şekilde devam ediyor. Senin bilgilerine zaten bizim ihtiyacımız vardı. Aynı şekilde. Otorapor YouTube kanalına da bunu gösterebilmek bizim için güzel bir şey. Sana bir ufak bir konu daha var, onu da konuşalım. Satılan 10 araçtan 7 tanesi otomatik vites. Dünyaya paralel olarak bizde de teknoloji bir çağa başladı artık. Türkiye'de geri planda kalmıyor. Hatta bazen böyle bir öne çıktığımız zamanlar da oluyor. Sence bu otomatik vitese yoğunluk sebepleri nelerdir? Şöyle söyleyeyim o zaman. Satılan 10 aracın eğer 7'si otomatik araç ise, hı hı, bunu da ortalamaya vurduğumuz zaman Türkiye için konuşuyorum. Zaten o satılan 10 aracın 5'i İstanbul'dur. Hı hı. İkisi farklı şehirlerdir. Çünkü İstanbul'un yoğunluğu, hacimden falan konuşalım. Yani bir önceki döneme göre %74 oranında artış var otomatik vites araçlarda. Tamam. İşte şu sebepten. Şimdi dedik ya işte bir önceki Eylül ayına göre işte %115 artış olmuş dedik otomobil için konuştuk. Evet. Şimdi bu kadar çok aracın satılmış olduğu bir yerde araç trafiği yoğun oldu. Şimdi ben şahsım adına, ben de mesela manuel vites fobisi var. Hani ben kullanıyorum ama mesela bir rampada kaldığımda hani böyle şey oluyorum ya, el frenimi çekeyim bekleyeyim. Hı hı. Ayağım frende basılı mı kalsın bekleyeyim. Ben bunun tribini yaşıyorum kendi içinde. Şimdi otomatik arabada yani sol ayak bir kere zaten hani affedersin işte altına koy otur koltuğa. Evet. Tek ayakla fren gaz fren tabii. Gaz fren gaz. Daha şimdi rahat bir konfor oluyor. Yani, ben de mesela tabii, otomatik vites kullanıyorum. Yani şimdi mesela ben burası şimdi Bağcılar. Hı hı. Benim evim Avcılar'da. Evet. Ben Avcılar'a giderken akşam saatinde ters trafiğe kalıyorum. Evet. Ve felç. Samimi söylüyorum, ben normalde 20 dakikalık yolu akşam saatinde, akşam 6-6.30 trafiğinde, 7 trafiğinde diyeyim hatta. 1 saat 20 dakikada falan gidiyorum. Çok net bir şekilde. Ve manuel araç kullandığımı düşünürsek eve gittim, benim bu bacağımı, sol bacağımı alçalmam gerekiyor yani. Evet. Samimi söylüyorum. Yani o kadar çünkü dur kalk, dur kalk, dur kalk. Ama tabii hani yılların şoförleri var. Evet. Onlar mesela otomatik aracı sevmiyorlar. Evet. Böyle bir şey de var. Otomatik aracı tamamıyla trafikle bağlantılı. Yani trafik yoğunluğunun olduğu dönemlerde evet, otomatiğe de geçiş evet, aynı paralelde evet, devam ben, ediyor. Ben öyle düşünüyorum. İnsanlar yakıt tipi, motor tipi evet, kontrol ederken bir de şanzıman tipine ya, de artık ya rahatlık ediyorlar. Ya. Otomatik araba rahatlık. Gerçekten rahat. Ya ben kullanıyorum mesela, çok rahat. Ya uzun yola gidiyorsun. Buraya gelmeden ayıptır söylemesi, bir arkadaşımıza dedik işte manuel araç var. Yani onu mu kullanırsın otomatik mi? Sordu, otomatik olsun dedi. Evet. Şurada kendisi. Ya çünkü hani yani telefon trafiği olan insanlar var. Evet. Sürekli telefonda. Tabii araç kullanırken biz hani kimse telefon kullanmasın diye söylüyoruz ama ister istemez insanlar telefonu arayan oluyor, konuşuyorsun evet, falan vesaire. Instagram'da gezen bile var trafikte yani. Bunları tabii görüyoruz yani. Bunu yapmamak lazım aslında. Evet. Bu... Yapmamak lazım. Doğru bir şey değil. Metin Oktay rahmetli. Evet. Araç başında, hatta geçen gün Emre Akbaba işte Galatasaray'a transfer olduğu dönemlerde bir güzel bir reklam filmi yapmışlar. Müthiş beğendim. Hatta tüylerim böyle diken diken oldu yani. Yapmıştı? Hangi neresi yapmıştı? Yani Galatasaray yapmamıştı. Yani onu farkındalık için yapıldı. Evet. Bunu biliyorum. Metin Oktay ama için müthiş bir reklam yapıldığını biliyorum. Müthiş bir reklam. Hani cidden 200 metre hız, yani 200 kilometre hızla giderken bir saniyelik bir göz
inmesi bile telefona yaklaşık 20 metrelik bir yol kat ettiriyormuş insana. Oo evet. 200 km hızla giderken 1 saniye 20 metre. Çok dikkatli olalım. Hani kazalar görüyoruz, duyuyoruz. Ders almıyoruz ama almamız evet. lazım. Evet, telefonda araç kullanmaya kesinlikle desteklemiyoruz. Evet. Abi çok güzel konularda devam edeceğiz. Yerli otomobil için QR kod uygulaması geliyor. Fransa, yani Türk kökenli bir Fransız şirketi bunu yapıyor. Ve evet. söylediği şeylerden bir tanesi de şuydu. Bizim hata lüksümüz yok. Dünyada da ilk yerli otomobilde kullanılacak. Plakanın altında şöyle bir QR kod olacak. Güvenlik güçlerinin de işlemini rahatlatabilecek. Sen bu konu hakkında en fikir sahibisin. Bize evet. bununla alakalı ne söylemek istersin? Yani fikir sahibim çünkü hani sektörün içerisindeyiz. Hı hı. İster istemez hani artık hani eskiden mesela başka bir iş yaparken o iş hakkında hani son dakika ne var, ne çıkmış onlara bakıyorduk. Şimdi bunlara bakıyoruz. Tabii bir bilgim var. Karekod uygulamasını modern hayat için, ileriki dönemler için doğru buluyorum. Ama hani yani sadece bir çevirme noktasında işe yarayacağını düşünüyorum. Hı hı. Zaten en önemli kriter de zaten oymuş galiba. Evet hani yani şöyle acaba hani pandemi var. İnsanlar sonuçta hani memurla yan yana geliyorlar. Hı hı. Gelmemek için mi acaba kare kodu yaptılar? Hı hı. Direkt hani plakadan okusun, baksın bir şey yoksa adam devam etsin. Evet. Gibisinden bir şey de olabilir bunu düşünerek. Yani uygulama bence güzel bir uygulama ama bence bütün otomobiller için yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet zaten ikinci aşama şeymiş. Hani bütün otomobiller artık evet. olması. Yani, İlk olarak bizde kullanılması çok güzel bir şey. Şöyle bir şey bence. Sadece yerli otomobil yapılırsa hı hı. bana göre insanlar bence yerli otomobilden biraz kaçınabilirler. Ama ilk olarak onda kullanılacak yerli otomobilde. Yani inşallah satışını etkilemez. İnşallah. Öyle söyleyeyim. Yani kare kod sonuçta o aracı süren kişinin bütün kimliğini muhtemelen oraya yükleyecekler. Bu yeni çıkan kimlik kartları Hı-hı. gibi yani. Yeni çıkan dediğim evet. ama oldu tabii süresi ama yani. Şimdi hani, ehliyeti de onunla birleştiriyorlar. Evet evet. Hepsi birleşiyor. Hani kare koddan bütün bilgilerini sonuçta orada adam görecek, edecek. Kimliği gizli insanlar var. Kişiler evet. var. İşte ne bileyim savcılar var. Ne bileyim işte daha özel asayiş işleri falan var. Hı-hı. Bu tarz şeyler de var. Uygulama güzel bir uygulama. Tabii içini yani içeriğini hı hı. kim geliştirecek, nasıl geliştirecek, hangi boyutta yönelecek. Belki de işte ya bu kare kod iyi ki oldu ya. Belki biz öyle diyeceğiz. Evet. Hani araçla alakalı. Yoksa ben restoranda yapılan kare kodla alakalı çok mutluyum. Evet direkt menüye hiç almadan. Uğraşmıyorum yani. Evet çerçeve siparişini veriyorsun. Yani düşünsene muhabbet ediyoruz. Dakika başı bir şey içer misin? Bir şey, ya, gelme kardeşim ya. Aynen. Ama aslında bunlar tamamen şey yani yakın zamanda robot işi olacak. Robotlar olacak yani evet. bence. Bunlar hepsi onun hazırlığı bence. Evet. Hepsi kare kod var ya. Tamamıyla bence robotların hazırlığı. Robotlar gelecek. Zaten evet. gelmeye başladı yurt dışında. Bazı ülkelerde hani aktif olarak kullanmaya bile başlandı yani. Evet. Robottan köpek yapmışlar ya. Yaparlar ha. Her şey. Ya yani, bu bizim için şöyle önemli. Evet. Türkiye hem teknolojiyi takip ediyor. Evet. Artık çünkü biz çağı da takip ediyoruz. Evet. Yani bizim 10 yıl önce konuştuğumuz muhabbetlerle, 20 yıl önce konuştuğumuz muhabbet, ya adamlar neler yapmışlar dediğimiz şeyler artık biz de ilk yapabiliriz. Bu QR kod uygulaması ilk olarak yerli otomobilde kullanılacak. Evet. Daha sonra diğer araçlara geçecek. Hani bu da çok güzel. Lansman olarak bence güzel bir şey. Hı hı. İşte QR kod. Bir de hani dedim ya işte hani içeriğini bilmemiz lazım tam anlamıyla. Çünkü hani sonuçta yeni çıkacak olan bir şey. Adam sonuçta hani yeni çıkacak bir ilaç gibi her şeyini A'dan Z'ye açıklamak istemiyor. Evet. Hani çıkınca bence daha iyi anlayacağız bunu. Ama hani dediğim gibi işte aracın kare kodunu okuduğun zaman plakadan yani sigortası var mı yok mu? İşte aracın arantısı buluntusu var mı? Ha bu tarz şeylere bakılırsa bence güzel olacak. Şirketin zaten CEO'su bu açıklamayı yaparken şunu söylemişti. Hata yapma lüksümüz yok. Evet, gerçekten yok. Gerçekten yok. Eğer yaparlarsa ki buradan şimdiden söylüyorum, ellerine sağlık olsun. Evet. Ben inanıyorum. Bir de Türk, biraz ben yerliyim daha böyle. Yerli bir şey olduğu zaman daha çok böyle duygusal da bakıyorum. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Fransız kökenli Türk firması ama. Evet, Fransız kökenli. Evet. Yani Fransız merkezli. Orada olan evet. bir şey.
TOGG'la beraber anlaşma yapıp böyle bir şey yapacaklar. Yani inşallah hayırlısı olur. İnşallah.